Doğu Yolculuğu, yazan Hermann Hesse, seslendiren Rıza Yıldırım. Böylesine önemli bir ayrıcalığa layık görüldüm, cemiyetin bir üyesi olma şansına eriştiğim için o sıralarda mucizevi bir göktaşı gibi parlayıveren ama sonra yine aynı biçimde çabucak unutulan, evet, hatta saygınlığını yitiren o eşsiz yolculuğa katılabildiğim için bu inanılmaz yolculuğun öyküsünü kısaca anlatma cesaretini bulunmaya karar verdim. Böyle bir yolculuğa çıkmaya, Hon'un ve çılgın Roland'ın döneminden Büyük Savaş'tan sonraki kasvetli, umutsuz, yine de verimli dönemimize kadar kimse cesaret edememiştir. Denememin zorlukları konusunda yanıldığımı sanmıyorum. Zorluklar çok büyük. Üstelik, yalnızca kişisel oldukları da söylenemez. Ki öyle olsaydı bile bunlar da yeterince büyük olurdu zaten. Çünkü yolculuk döneminden kalma tek bir andaca, belge ya da günlüğe artık sahip olmamam bir yana, o zamandan bu yana büyük talihsizlikler, hastalıklar ve felaketlerle geçen o zor yıllarda anılarımın büyük bölümünde yitirdim. Kaderin silleleriyle cesaretimin hep yeni baştan kırılmasıyla hem belleğimin kendisi hem de eskiden onca sadık olan belleğime duyduğum güven utanılacak ölçüde zayıfladı. Fakat tümüyle kişisel olan bu sıkıntılar bir yana, bir zamanlar ettiğim cemiyet yeminini de elimi kolumu bağlıyor. Gerçi bu yemin beni kişisel deneyimlerimi anlatmakta tümüyle serbest bırakıyor ama cemiyetin kendi sırlarıyla ilgili her tür ifşaatı yasaklıyor. Cemiyet uzun zamandan beri ortadan kalkmışa benzese de hiçbir üyesiyle bir daha karşılaşmamışsam da dünyada bana yeminimi bozduracak hiçbir cazibe, hiçbir tehdit yoktur. Tam tersine. Bugün ya da yarın bir savaş mahkemesine çıkarılıp ya öldürülmek ya da cemiyetin sırlarını ele vermek arasında bir seçim yapmaya zorlansam, ah nasıl da sevinçten uçarak kanıtlardım yeminime olan sadakatımı. Bu arada şunu da belirtmek gerekir. Kaiserling Kont'un gezi günlüğünden sonra pek çok kitap yayımlandı. Bunların yazarları kısmen bilmeden, kısmen de bile isteye cemiyet kardeşi oldukları ve Doğu yolculuğuna katıldıkları izlenimini yarattılar. Hatta Ossendowski'nin macera dolu gezi yazıları bile zaman zaman bu onur verici koşkuyu uyandırabildi. Ama bütün bu yazarların ne cemiyetle ne de bizim Doğu yolculuğumuzla en ufak bir ilgisi var. Varsa da bu ilgi küçük pietist tarikatlardaki vaizlerin özel bir ayrıcalık ve üyelik bekledikleri havariler ve kutsal ruhla olan ilgilerinden öteye gitmez. Kaiserling Kont'u dünyanın çevresini gemiyle konfor içinde dolaşmış, Ossendowski betimlediği ülkeleri gerçekten de gezmiş olabilir ama onların yolculukları birer mucize değildi. Yeni bölgeler de keşfetmediler. Oysa bizim Doğu yolculuğumuz, günümüzün sıradan yolculuklarında kullanılan tüm beylik araçlara, trenlere, buharlı gemilere, telgraf, otomobil, uçak ve benzeri şeylere sırt çevrildiği için bazı etapları gerçekten de kahramanca ve büyülü bir boyut kazanmıştır. Dünya Savaşı'ndan hemen sonraydı ve özellikle de yeni kalkların düşüncesine olağanüstü bir gerçek dışılık hakim olmuş, bir gerçek üstülük eğilimi baş göstermişti. Ne var ki sınırlarının gerçekten ortadan kalkması, müstakbel bir psikokrati diyarına adım atılması pek az noktada başarılmıştı. O zamanlar Büyük Albertus önderliğinde Aydeniz'inden Magosa'ya yaptığımız yolculuk ya da Zipangu'nun 12 fersah ötesindeki Kelebek Adası'nı keşfettiğimiz ya da Rüdiger'in mezarı başında düzenlenen yüce cemiyet töreni, bütün bunlar çağımızın ve bölgemiz insanlarına yalnızca bir kez nasip olan büyük başarı ve yaşantılardır. Görüyorum ki raporumun önündeki en büyük engellerden biriyle daha şimdiden karşılaştım bile. Cemiyet sırlarını okura açmama izin verilseydi, okurun eylemlerimizin gerçekleştiği düzlemi, ait oldukları ruhsal yaşantı katmanını anlaması nispeten daha kolay olurdu.
Oysa şimdi birçok şey, belki de her şey okura inanılmaz, kavranılmaz gelecek. Ne var ki paradoks olana tekrar tekrar cesaret etmek, imkansızı hep yeni baştan denemek gerekiyor. Bir keresinde şunları söyleyen doğulu bilge dostumuz Siddhartha'ya hemfikirim. Sözcükler gizli saklı anlamı zedeliyor. Dile getirilen her şey o an değişiyor biraz. Biraz çirkin, biraz aptalca niteliğe bürünüyor. Evet, bu da çok iyi bir şey. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bir insanın hazinesini ve bilgeliğini oluşturan şeyin bir başkasının kulağına her zaman aptalca gelmesine de hiç diyeceğim yok. Cemiyetimizin üyeleri ve tarih yazarları bu zorluğu yüzyıllar öncesinden görmüş, buna cesurca karşı koymuşlardır. Aralarından biri, en büyüklerinden biri, bunu ölümsüz bir şiirinde şöyle dile getirir. Öyle şeyler görür ki uzaklara giden biri, gerçeklik sandığı şeyden çok uzaktır. Yurdunda anlattığında sonra bunları, çoğunlukla yalancıya çıkardı. Dik kafalı halk inanmaz ona. Görmemişse, açıkça hissetmemişse. Tahmin ederim ki toylar da şarkıma pek inanmayacaktır. Nitekim bir zamanlar binlerce kişiyi kendinden geçirip esrikleştiren yolculuğumuzun bugün kamuoyunda unutulmakla kalmayıp belleklerde gerçek bir tabu haline gelmesinin nedeni de bu toyluk. Ancak tarihte benzeri örneklerle dolu. Bana öyle geliyor ki dünya tarihi insanların en şiddetli, en kör arzusu olan unutma arzusunu yansıtan bir resimli kitaptan başka bir şey değil. Her yeni kuşak bir önceki kuşağın önemsediği şeyleri yasaklarla, susup geçiştirmelerle, alaylarla yok etmiyor mu? Yıllarca süren büyük, dehşet verici bir savaşın bütün halklar tarafından yıllar yılı unutulduğunu, inkar edildiğini, bastırıldığını ve sanki sihirle yok edildiğini ve şimdi azıcık dinlenip kendine gelen bu halkların birkaç yıl önceki budalalıklarını ve acılarını sürükleyici savaş romanlarıyla anımsamaya çalıştıklarını görmüyor muyuz? Cemiyetimizin bugün unutulan ya da dünya tarafından alaya alınan eylem ve elemlerinin yeniden keşfedileceği günde elbet gelecek ki benim notlarım buna biraz olsun katkıda bulunmaya başlıyor. Doğu yolculuğumuzun bir özelliği de cemiyetin bu yolculukla çok yüce hedefler gütmesine karşın, bunlar sır kapsamında dolayısıyla da açıklanamaz, tek tek her katılımcının bu yolculukta kendi özel hedefini belirleyebilmesi, hatta belirlemek zorunda olmasaydı, çünkü bu tür özel hedefleri olmayan birinin yolculuğa katılmasına izin verilmiyordu ve hepimiz ortak idealler ve hedefler ve izler, ortak bir bayrağın altında mücadele eder görünürken, her birimiz en büyük gücü ve en son tesellisi olarak kendi budalaca çocuk düşünü yüreğinde götürüyor. Cemiyete kabul edilmeden önce, yüce makamın benden öğrenmek istediği yolculuk hedefime gelince, hedefim çok basitti. Oysa kimi cemiyet kardeşi kendine öyle hedefler koymuştu ki, elbette saygı duymakla birlikte tam anlamıyla kavrayamıyordum bunları. Örneğin bir hazine avcısıydı ve Tao dediği büyük bir hazineyi ele geçirmekten başka bir şey düşünmüyordu. Bir başkası ise sihirli güçleri olduğunu inandığı ve adına Kundalini dediği bir yılanı yakalamayı kafasına koymuştu. Benim henüz delikanlık yıllarımda düşlerimde gördüğüm yolculuk ve yaşam hedefim ise şuydu. Güzel Prenses Fatma'yı görmek ve mümkünse sevgisini kazanmak. Cemiyete girebilme şansına eriştiğim o dönemde, yani Büyük Savaş'tan hemen sonra, ülkemiz Mesihlerle, peygamberler ve havarilerle, kıyamet gününün önsezisiyle ya da bir üçüncü Rich'in doğacağı ümidiyle doluydu. Savaştan sarsılmış, sefalet ve açlıktan umutsuzluğa kapılmış, kanından ve malından verdiği tüm kurbanların yararsızlığını görerek derin bir hayal kırıklığına uğramış halkımız, o günlerde bazı boş hayallerin yanı sıra gerçek ruhsal yücelmelere de açıktı.
Baçözçü ayin toplulukları, Anabaptist mücadele grupları vardı. Öte dünyaya ve mucize işaret ediyora benzeyen şu vardı, bu vardı. O zamanlar Hint, Farsi ve diğer Doğu gizem ve kültlerine karşı yaygın bir eğilim de görülüyordu. Ve işte bütün bunlar bizim kadim cemiyetimizin çoğu kişiye alelacele çiçek açan moda bitkilerden biri gibi görünmesine, birkaç yıl sonra onun da diğerleriyle birlikte kısmen unutulmasına, kısmen de saygınlığını yitirip adının kötüye çıkmasına yol açtı. Ona sadık kalan havarileri bunu yadsıyamaz. Deneme yılım sona erdikten sonra yüce makamın karşısına çıktığım anı, sözcünün bana doğu yolculuğu planını açtığı, ben bütün varlığımla bir plana katılacağımı söylediğinde masallar diyarına yapılacak bu yolculuktan ne beklediğimin nazikçe sorulduğu o anı çok iyi anımsıyorum. Orada toplanan yüce kurula en büyük arzumun Prenses Fatma'yı kendi gözlerimle görmek olduğunu, yüzüm kızarsa da çekinmeden itiraf ettim. Kendini gizleyenlerin jestlerini tercüme eden sözcü ise elini sevecenlikle başımın üzerine koyarak beni kutsadı ve cemiyet kardeşliğine kabul edildiğimi teyit eden formülü söyledi. Anima pia diye hitap etti bana ve inancımda sadık, tehlikede cesur, kardeş sevgisiyle dolu olmamı söyledi. Deneme yılında çok iyi hazırlandığını yemin ettim. Dünyadan ve yanlış inançlarından vazgeçeceğimi ant içtim ve cemiyet yüzüğü, cemiyet tarihimizin en güzel bölümlerinden birinden alınan o yüzük sözcükleri eşliğinde parmağıma takıldı. Toprakta ve havada, suda ve ateşte, buyruğundadır ruhlar. Görünüşü en vahşi canavarları bile ürkütüp gemler ve ona Deccal bile titreyerek yanaşır vesaire. Biz çömezlere vaat edilen aydınlanmalardan birini üyeliğe kabul edilir edilmez yaşamam da sevinç vericiydi. Kurul üyelerinin talimatlarına uymuş, ülkenin dört bir yanında yol alan 10 kişilik gruplardan birine henüz katılmıştım ki seferimizin sırlarından birini apacık kavradım. Şunu anladım. Elbette doğuya giden bir haç yolculuğuna, görünüşe bakılırsa özel amaçlara sahip eşsiz bir haç yolculuğuna katılmıştım. Oysa gerçekte daha yüce ve asıl anlamıyla bu doğu seferi ne yalnızca benimkiydi ne de yalnızca şu andaki seferdi. İnananlar kendini adayanlar kafilesi doğuya, ışığın yurduna hiç durmadan ebediyen akıp gidiyordu. Bu kafile tüm yüzyıllar boyunca yoldaydı. Işığa ve mucizeye doğru ilerliyordu. Ve biz kardeşlerin her biri, gruplarımızın her biri, evet tüm alayımız ve büyük seferimiz ruhların yarına, yurda ulaşma çabasında, ruhların ebedi ırmağında yalnızca bir dalgaydı. Bu bilgi yıldırım gibi sarsı beni. Aynı anda da çömezlik yıllarımda öğrendiğim ve aslında tam olarak kavrayamamışsam da hep çok beğendiğim bir söz, şair Novalis'in sözü doğdu yüreğimde. Nereye gidiyoruz böyle? Eve. Hep eve. Bu arada grubumuz yola koyulmuştu. Çok geçmeden başka gruplarla da karşılaştık. Birlik ve beraberlik, ortak hedef duygusu giderek ruhumuza dolup mutlu kıldı bizi. Kurallar gereğince hacılar gibi yaşadık. Para, rakam ve zaman ile baştan çıkmış dünya tarafından üretilen ve yaşamın içini boşaltan hiçbir mekanizmadan yararlanmadık. Bunlar arasında özellikle de makineler, trenler, saatler ve benzeri şeyler vardı. Gönül birliğiyle uyduğumuz temel ilkelerden birine göre cemiyetimizin kadim tarihi ve inancı ile ilgili tüm yerleri ve anıları yoklayıp ululamamız gerekiyordu. Yolumuzun üzerindeki tüm kutsal mekan ve anıtları, kiliseleri, saygıdeğer mezarları ziyaret edip törenler yapıyor, şaper ve sunakları çiçeklerle süslüyor, harabelere şarkılarla ya da sessiz bir tefekkürle saygılarımızı sunuyor, ölüleri müzik ya da dualarla anıyorduk. Bu arada inançsızlar tarafından sık sık alaya alınıyor, rahatsız ediliyorduk ama rahiplerin bizi kutsayıp konuk ettiği,
Çocukların bize coşkuyla katıldığı, şarkılarımızı öğrenip bizi gözlerinde yaşlarla uğurladığı, yaşlı bir adamın bize geçmişin unutulmuş anısılarını gösterdiği ya da o bölgenin efsanelerinden birini anlattığı, delikanlıların yolun bir kısmında bize eşlik ettiği ve cemiyete kabul edilmeyi arzuladığı da oluyordu. Delikanlılara tavsiyelerde bulunuluyor, çömezlik döneminin ilk adetleri ve egzersizleri anlatılıyordu. İlk mucizeler olmaya başladı. Bunların bir kısmı gözlerimizin önünde gerçekleşti. Bir kısmı da ansızın menkıbe ve efsane olarak ortaya çıktı. Günlerden bir gün, ben henüz çok yeniydim, birdenbire herkes Dev Agramant'ın liderlerimizin çadırında konuk olduğundan yolculuğa Afrika üzerinden devam etmek ve orada birkaç cemiyet kardeşimizi mağribilerin tutsaklığından kurtarmak konusunda onları ikna etmeye çalıştığından söz eder oldu. Bir başka seferde herkesin tesellisi ağır işçi Husselman Lane görülünce yolumuzun bizi Bulatov'a götüreceği tahmininde bulunduk. Fakat benim kendi gözlerimle gördüğüm ilk mucize şuydu. Spachendorf yöresinde yarı harap bir şapelde hem dua etmiş hem mola vermiştik. Şapelin zarar görmemiş tek duvarında dev bir Aziz Christophorus resmi vardı. Aziz'in omzunda eksiklikten yarı yarıya silinmiş küçücük bir çocuk İsa oturuyordu. Zaman zaman yaptıkları gibi liderler yola devam etmek yerine bu konudaki fikrimizi söylemenizi istediler. Çünkü şapel üçlü bir yol ağzındaydı ve seçim yapmak bize kalmıştı. İstekte ya da öneride bulunan tek az kişi vardı aramızda. Ama bir kişi solu işaret ederek ısrarla bu yolu seçmemizi istedi. Biz susup liderlerin karar vermesini beklerken duvardaki Aziz Christophorus kolunu uzatıp uzun kalın asasıyla kardeşimizin gitmek istediği yöne sola işaret etti. Bunu hepimiz gördük. Sessiz sedasız. Liderlerimiz de sessiz sedasız sola yönelip bu yolda ilerlemeye başladılar. Ve biz büyük bir sevinçle onları izledik. Schwaben'da henüz çok yol almamıştık ki hiç aklımıza gelmeyen bir güç kendini gösterdi. Ve bu gücün dost mu düşman mı olduğunu bilmeden etkisini uzunca bir süre kuvvetli bir biçimde hissettik. O ülkede Hohenstaufer hanedanının hatırasını ve mirasını çok eskiden beri koruyan kraliyet bekçilerinin gücüydü bu. Liderlerin bu konuda daha fazla bilgi ve talimat sahibi olup olmadıklarını bilmiyorum. Tek bildiğim karşı tarafın bizi pek çok kez desteklediği ya da uyardığı. Örneğin Bob Wingen yolundaki tepede karşımıza buz grisi, zırhlı bir adam çıkmış, gözlerini kapatıp yaşlı başını iki yana sallamış ve iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Liderlerimiz uyarıyı kavramışlardı. Derhal geri dönmüş, Bob Wingen'i görememiştik. Fakat Urak yakınlarına geldiğimizde kraliyet bekçilerinin bir elçisi sanki yerden bitmiş gibi liderler çadırının ortasına boy göstermiş, alayımızın Stauffer hanedanının hizmetine girmesi ve Sicilya'nın fethi hazırlıklarına başlaması için liderleri çeşitli vaatler ve tehditlerle etki altına almaya çalışmıştı. Liderler bunu kararlılıkla reddedince elçinin cemiyetimize ve seferimize korkunç bir lanet okuduğu söylenir. Fakat benim bu anlattıklarım kendi aramızda fısıldaştığımız şeyler. Liderler bu konuda tek laf etmediler. Yine de o dönemde cemiyetimizin monarşiyi diriltmeyi amaçlayan gizli bir cemiyet diye haksız yere adının çıkmasının nedeni kraliyet bekçileriyle aramızdaki inişli çıkışlı ilişkiler olabilir. Bir keresinde de arkadaşlarımdan birinin tövbekar olup yeminini ayaklar altına aldığını ve yeniden inançsızlığa düştüğünü görmek zorunda kaldım. Benim pek sevdiğim genç bir adamdı bu. Bizimle birlikte doğuya gitmesinin özel nedeni Muhammed peygamberin büyü yoluyla havada süzüldüğünü duyduğu tabutunu görme isteğiydi.
Bir süreden beri üzgün ve gergin görünen bu talihsiz genç, zıt konumlarda olan Satürn ile Ay yola devam etmemizi engellediği için birkaç günlüğüne mola verdiğimiz Schwaben ya da Alaman topraklarındaki o küçük kasabalardan birinde okul yıllarından beri bağlı olduğu eski bir öğretmenine rastlamış, bu öğretmen delikanlının davamıza yine inançsızların gözüyle bakmasını sağlamayı başarmıştı. Zavallı genç. Bu öğretmeni ziyaretlerinden birinden kampa döndüğünde müthiş bir heyecan içindeydi. Yüzü öfkeden kasılmıştı. Liderlerin çadırının önünde büyük bir gürültü kopardı. Çadırın önüne çıkan sözcü hiddetle bağırıp çağırdı. Bizi asla doğuya götüremeyecek olan bu soytarılar alayından bıkmıştı. Aptalca astrolojik kaygılarla yolculuğa günlerce ara verilmesinden bıkmıştı. Avarelikten, çocuksu tören alaylarından, çiçek şenliklerinden, sihirle gösteriş yapılmasından, yaşamla edebiyatın birbirine karıştırılmasından bıkmıştı. Bütün bunlardan gına gelmişti. Güvenli demir yollarıyla memleketine ve faydalı işinin başına dönmek için yüzüğünü liderlerin önüne fırlatıp veda ediyordu. Çirkin, acınası bir manzaraydı. Hem utancımızdan hem de bu körleşmiş adama duyduğumuz merhametten yüreğimiz sıkıştı. Sözcü onu nazikçe dinledi. Yere fırlatılan yüzüğü almak için gülümseyerek eğildi ve taşkınlık yapan kişiyi utandıracak kadar neşeli ve sakin bir sesle şöyle dedi. Bize veda ettin. Demir yollarına, mantığa ve yararlı işe geri dönüyorsun. Cemiyete veda ettin. Doğu yolculuğuna veda ettin. Sihre, çiçek şenliklerine, şiire veda ettin. Özgürsün. Yeminin geçerli değil artık. Susma yükümlülüğüm de mi? Diye haykırdı dönek adam. Susma yükümlülüğüm de, diye yanıtladı sözcü. Hatırlasana, cemiyetin sırrını inançsızlara anlatmayacağına yemin etmiştin. Görüyoruz ki sırrı unutmuşsun. Bu nedenle de kimseye anlatmayacaksın. Unuttun mu? Ben hiçbir şeyi unutmadım, diye aykırdı delikanlı. Ama özgüvenin sarsılmıştı ve sözcü ona sırtını dönüp de çadıra çekilince oradan koşar adım uzaklaştı. Ona acıyorduk. Ama o günlerde öyle çok şey yaşanıyordu ki garipsenecek kadar çabuk unuttum onu. Fakat bir süre sonra artık hiçbirimiz onu düşünmezken yolumuzun düştüğü köy ve kasabalarda bu delikanlıdan söz edildiğini duyduk. Söylentilere göre oralardan genç bir adam, tıpatıp onu tarif edip adını da söylediler, her yerde bizi arıyormuş. Önce bizlerden biri olduğunu, yürüyüş sırasında geride kalıp yolunu kaybettiğini söylemiş. Sonra ağlamaya başlamış ve bize ihanet edip bizden kaçtığını anlatmış. Oysa şimdi anlamış ki cemiyetin dışında yaşaması mümkün değilmiş artık. Liderlerin ayaklarına kapanıp af dilemek için bizi bulmak istiyormuş. Bizi bulmak zorundaymış. Bu hikaye bize şurada burada anlatıldı durdu. Nereye varsak zavallının daha biraz önce oradan geçtiğini duyuyorduk. Sözcüye bu konuda ne düşündüğünü, Unusunu'nun nereye varacağını sorduk. Bizi bulacağını sanmıyorum, dedi sözcü kısaca ve bizi bulamadı. Onu bir daha görmedik. Bir keresinde liderlerden biri benimle sıcak bir sohbete giriştiğinde cesaretimi toplayıp bu dönek kardeşin durumunun ne olacağını sordum. Pişman oldu ya, bizi arayıp duruyor ya işte, dedim. Hatasını düzeltmesine yardım edilmesi gerektiğini, ileride mutlaka cemiyetin en sadık kardeşi olacağını söyledim. Lider dedi ki, bize bulabilirse tekrar bundan memnuniyet duyarız. Ama işini kolaylaştıramayız. İnancına yeniden kavuşmayı kendisi zorlaştırdı. Korkarım, burnunun ucundan geçsek bile bizi görmeyecek, tanımayacaktır. Kör oldu çünkü. Pişmanlık tek başına işe yaramaz. Af pişmanlıkla satın alınamaz. Hiçbir şeyle satın alınamaz. Pek çok kişinin başına benzer şeyler geldi.
büyük ve ünlü adamlar bu delikanlının yazgısını paylaştı. Gençliklerinde ışık onları bir kez aydınlattı. Gözleri bir kez açıldı ve yıldız izlediler ama sonra mantık geldi. Dünyanın alaycılığı geldi, yüreksizlik geldi, sözde başarısızlıklar geldi, yorgunluk ve hayal kırıklığı geldi. Böylece kendilerini yeniden kaybettiler, yeniden kör oldular. Kimileri ömürleri boyunca bizi arayıp durdular ama bir daha bulamadılar. Sonra da dünyaya, cemiyetimizin yalnızca hoş bir efsane olduğunu, buna kanılmaması gerektiğini anlattılar. Kimileri de azgın birer düşman oldular ve cemiyete her türlü hakareti edip ellerinden gelen zararı verdiler. Seferimizde ne zaman cemiyetin başka kafileleriyle karşılaşsak, her defasında harikulade bayram günleri yaşıyorduk. O zaman yüzlerce, hatta binlerce kişiden oluşan kamplar kuruyorduk. Çünkü kafile katılımcıların az çok kapalı gruplar halinde hareket edeceği sabit bir düzene göre ilerlemiyordu. Daha ziyade sayısız grup aynı anda yollardaydı. Her biri kendi liderlerini ve yıldızlarını izliyordu. Her biri daha büyük bir kafileye karışmaya, bir süre bu kafilenin bir parçası olmaya hazır olduğu kadar yola tek başına devam etmeye de hazırdı. Bazıları da yolunda tek başına ilerliyordu. Bir işaret ya da bir çağrı beni kendi yolumu izlemeye çağırdığında benim de tek başıma yürüdüğüm oldu. Birkaç gün birlikte yürüdüğümüz, konakladığımız seçkin, küçük bir grubu anımsıyorum. Bu grubun amacı Afrika'da tutsak edilen cemiyet kardeşlerini ve Prenses Isabella'yı mağribilerin elinden kurtarmaktı. Onun boynuzuna sahip olduğu söylenen bu grupta benim dost olduğum şair Lasher, ressam Klingsor ve ressam Paul Klee de vardı. Afrika'dan ve tutsak prensesten başka bir şeyden söz etmiyorlardı. İncilleri ise Don Kişot maceralarını anlatan kitaptı. Onun onurunu yollarına İspanya üzerinden devam etmeyi düşünüyorlardı. Her defasında çok güzeldi böyle dost kafilelerle karşılaşmak, onların şölenlerine ve ayinlerine katılmak, kendimizinkilere de onları davet etmek, yaptıklarını ve yapmaya tasarladıklarını dinlemek, iyi dileklerle vedalaşmak ve şunu bilmek. Biz nasıl kendi yolumuzda gidiyorsak, onlar da kendi yollarında gidiyorlardı. Her birinin kendi hayali, kendi arzusu, yüreğinde gizli bir oyunu vardı. Yine de büyük ırmakta hepsi birlikte akıyordu ve hepsi bir bütündü. Yüreklerinde aynı huşuyu, aynı inancı taşıyorlardı. Aynı yemin etmişlerdi. Sihirbaz Jap'la karşılaştım. Yaşamının mutluluğunu Keşmir'de yakalamayı düşünüyordu. Büyücü Kolofini ile karşılaştım. Der Aventurer Lisher, Simplicissimus, Tess'taki en sevdiği bölümden alıntılar yapıyordu. Zalim Louis ile karşılaştım. Onun hayali kutsal topraklarda bir zeytinlik kurmak ve köleler beslemekti. Çocukluğunun mavi süsen çiçeğini aramaya çıkan Anselm'le kol kola yürüyorlardı. Yabancı diye bilinen Nino'na rastladım ve onu sevdim. Siyah saçlarının altından bakan gözleri kopkoyuydu. Düşlerimin prensesi Fatma'yı kıskanıyordu. Oysa kendisi bilmese de muhtemelen Fatma'nın ta kendisiydi. Bizim ilerlediğimiz yolda bir zamanlar hacılar, imparatorlar ve haçlı şövalyeleri de ilerlemişlerdi. Amaçları İsa'nın mezarını kurtarmak ya da Araplardan büyü sanatını öğrenmekti. İspanyol şövalyeler de geçmişti bu yoldan. Alman alimler, İrlandalı keşişler, Fransız şairler de. Meslekten aslında yalnızca bir kemancı ve masalcı olsam da grubumuzda müzikle ilgilenme görevi bana verilmişti. Büyük bir çağın küçük bir bireyi nasıl yücelttiğini, gücüne nasıl güç kattığını da işte o zaman öğrendim. Keman çalmakla ve korolarımızı yönetmekle kalmıyor, eski şarkı ve ilahileri de topluyordum.
6 ve 8 sesli motetler ve madrigaller yazıyor. Bunları gruba öğretiyordum. Ama asıl anlatmak istediğim bu değil. Arkadaşlarımın ve üstlerimin çoğunu çok seviyordum. Ama o zamanlar fazla dikkat çekmese de sonradan belleğimi Leo kadar meşgul eden pek kimse yok. Leo bizim hizmetkarlarımızdan biriydi. Onlar da bizim gibi gönüllüydü elbette. Seyahat çantalarının taşınmasına yardım ediyor. Genellikle de sözcünün kişisel hizmetlerini yerine getiriyordu. Hiçbir gösterişi olmayan bu adamın halinde, tavrında öyle bir iyilik, gönülleri hemen fethediveren ve bir mütevazilik vardı ki hepimiz onu seviyorduk. İşini neşeyle yapıyor, çoğu zaman kendi kendine şarkılar mırıldanıyor ya da ıslık çalıyordu. Ona ihtiyaç duyulan anlar dışında hiç ortalıkta görünmüyordu. Kusursuz bir hizmetkardı. Ayrıca bütün hayvanlar ona çok bağlıydı. Kafilemizde Leo'nun peşine takılıp gelen bir köpek oluyordu mutlaka. Leo kuşları evcilleştirip kelebekleri çağırmayı biliyordu. Doğuya yolculuk etmesinin nedeni Süleyman'ın sırrını çözüp kuşların dilini öğrenme isteğiydi. Kafilemizdeki kim şahısların değerli olmaları ve cemiyete sadakatleri bir yana, belki biraz abartılı, acayip, vakur ya da fantastik öntleriyle karşılaştırıldığında, hizmetkar Leo, sade ve doğal hali, al yanaklarıyla sağlıklı ve kalender biri izlenimini uyandırıyordu. Öyküyü anlatmakta zorluk çekmemin en büyük nedeni, belleğimdeki tek tek imgelerin birbirinden çok farklı olması. Daha önce de söylediğim gibi, kimi zaman küçük gruplar halinde yürüyor, kimi zaman da büyük bir kafile, hatta bir ordu oluyorduk. Bazen de ben rastgele bir yerde tek bir arkadaşla ya da yapayalnız geride kalıyordum, çadırsız, lidersiz, sözcüsüz. Anlatmanın bir başka zorluğu da bizim yalnızca mekanlar arasında değil, zamanlar içinde de yol almış olmamız. Doğuya yolculuk ediyorduk ama Orta Çağ'a ya da Altın Çağ'a da yolculuk ediyorduk. İtalya'dan ya da İsviçre'den geçiyorduk ama bazen de geceyi 10. yüzyılda geçiriyor, atalara ya da perilere konuk oluyorduk. Tek başıma kaldığım zamanlarda kendi geçmişimden mekanlarla ve insanlarla sık sık karşılaştım. Eski nişanlımla Ren'in yukarılarındaki orman kenarlarında dolaştım. Tübingen, Basel ya da Floransa'da gençlik arkadaşlarımla kafa çektim veya bir oğlan çocuğu oldum ve okul zamanından arkadaşlarımla birlikte kelebek yakalamaya ya da bir su samurunu gizlice dinlemeye gittim. Ya da kitaplarımdaki en sevdiğim kişilerle birlikteydim. Mansur ve Parsifal, Vitico ya da Goldmans ya da Sancho Panza ile yan yana at sürdük. Ya da barmekilere konuk olduk. Sonra herhangi bir vadide grubuma yeniden katıldığımda cemiyet şarkılarını dinleyip liderler çadırının karşısına kamp kurduğumda derhal anlıyordum ki çocukluğuma yaptığım gezinti ya da Sancho ile at binmem de bu yolculuğun bir parçasıydı. Çünkü bizim tek hedefimiz doğuya varmak değildi. Daha doğrusu bizim doğumuz salt bir ülke ya da coğrafi bir şey değil, ruhun yurdu ve gençliğiydi. Hem her yerdi hem de hiçbir yer, tüm zamanların yek vücut olmasıydı. Fakat ben bunu yalnızca bir anlığına, bilincine varıyordum. Ki o zamanlar tattığım büyük mutluluk da işte bundan ibaretti. Çünkü daha sonra bu mutluluğu yitirdiğimde aradaki bağlantıları apaçık görüyor ama bunun en ufak bir faydasını göremiyor, teselli bulamıyordum. Çok değerli, bir daha geri gelmeyecek bir şey getirdiğimizde bir düşten uyandığımız duygusuna kapılırız. Benim durumumda bu duygu ürkütücü derecede doğru. Çünkü benim mutluluğum düşlerdeki mutlulukla aynı gizden oluşuyordu gerçekten de. Akla gelebilecek her şeyi aynı anda yaşama, iç ve dışın yerlerini kolayca değiştirme, zaman ve mekanı kulis gibi kaydırma özgürlüğünden oluşuyordu. Biz cemiyet kardeşleri dünyayı otomobilsiz ve gemisiz dolaştığımız, savaşlarla sarsılan dünyayı inancımızla dize getirdiğimiz ve cennete dönüştürdüğümüz gibi
geçmişi, geleceği, kurguyu da yaşanan ana yaratıcılıkla katıyorduk. Ve Schwab'ında, Konstanz Gölü'nde, İsviçre'de, her yerde bizi anlayan ya da bizim cemiyetimizin ve doğu yolculuğumuzun varlığına bir şekilde müteşekkir olan insanlarla tekrar tekrar karşılaşıyorduk. Zürih'in tramvayları ve banka binalarının ortasında Nuh'un gemisine rastladık. Nuh suyundan gelen sanat dostu Hans C., hepsi aynı adı taşıyan yüzlerce yaşlı köpeğin koruduğu gemiyi ruhsuz bir çağın sığ sularında cesurca yönetiyordu. Winterhorde'da bulunduk. Stockley'nin sihirli kabinesinin bir kat aşağısındaki Çin tapınağına konuk olduk. Bronz bir mayanın altındaki tütsü çubukları için için yanıyor. Kara Kral tapınak gongunun titrek sesine flütüyle usul usul eşlik ediyordu. Ve Güneş Dağı'nın eteğinde Siam Kralı'nın bir sömürgesi olan Suan Mali'ye vardık. Bizler, minnettar konuklar, orada taştan ve tunçtan budalar arasında oturarak içecek ve tütsülerle alaklarda bulunduk. En güzel olaylardan biri de Bremgarten'daki cemiyet şöleniydi. Büyülü çember orada sımsıkı kuşatmıştı bizi. Şatonun efendileri Max ve Tilly tarafından karşılandık. Yüksek tavanlı salondaki kuyruklu piyanoda Mozart çalan Otmar'ı dinledik. Parkın papağanlarla ve konuşan başka hayvanlarla dolu olduğunu gördük. Fıskiye'nin başında Peri Armida'nın şarkılarını dinledik. Müneccim Longus, Heinrich von Ofterdingen'in sevgili çehresinin yanında buklelerini savurarak esmer başını sallıyordu. Bahçede tavus kuşları çığlık atıyordu. Yaşamın maskeli oyununda görüp öğrendiklerinden sarsılan Hans Resson, Büyük Karl'ın mezarını ziyaret edeceğini ant içerken, Louis de çizmeli kediyle İspanyolca sohbet ediyordu. Yolculuğumuzun parlak dönemlerinden biriydi. Beraberimizde sihirli bir dalga getirmiştik. Bu dalga her şeyi yıkayıp götürdü. Yöre sakinleri diz çöküp güzelliğe saygılarını sundu. Şatonun efendisi batıdaki başarılarımızı anlatan bir şiir okudu. Ormanın hayvanları şatonun duvar diplerine iyice sokulup kulak kabarttılar. Irmakta törensel alaylar halinde devinen parıl parıl balıklar çörek ve şarapla ağırlandı. Aslında en güzel yaşantılar onların ruhundan bizzat etkilenmiş olanlara anlatılabilir. Benim anlatımda bunlar kuru ve belki de aptalca geliyor kulağa. Ama Bremgarten günlerini bizzat yaşayan ve şenliklere katılan herkes anlattıklarımın her ayrıntısını doğrulayacak ve çok daha güzel yüzlerce ayrıntı ekleyecektir. Ulu ağaçların arasından ay doğarken tavus kuşlarının kuyruklarının nasıl parladığını, kayaların arasındaki gölgeli kıyıda sudan çıkan deniz kızlarının nasıl da tatlı, gümüş parıltılar saçtığını, kestane ağacının altındaki çeşmede yapayalnız durup ilk gece nöbetini tutan sıska Don Quixote'u, havai fişeklerin son parıltılarının şatonun kulesinin üzerinde mehtaplı geceye nasıl yumuşacık karıştığını, arkadaşım Pablo'nun başında güllerden bir çelenk, kızlara acem flütü çalışını asla unutmayacağım. Ah! Büyülü çemberin çok geçmeden kırılacağı, neredeyse hepimizin, benim de bir içki aleminden ya da pazar gezintisinden sonra esriklikleri geçince gündelik işlerinde yeniden pısıp kalan memur ve tezgahtarlar gibi tescillenmiş gerçekliğin ıssız çöllerinde kaybolacağımız hangimizin aklına gelirdik? O günlerde hiçbirimizin aklına böyle düşünceler gelemezdi. Bremgarten şatosunun kulesindeki yatak odama leylak kokuları doluyordu. Ağaçların arasından nehrin çığıldadığını duyuyordum. Gece geç vakitte mutluluktan ve özlemden sarhoş pencereden aşağı indim. Nöbet tutan şövalyenin sızıp kalmış sarhoşluların yanından usulca geçerek kıyıya indim. Çığıltılı suların, beyaz beyaz parlayan deniz kızların yanına gittim.
beni alıp yurtlarının ay serinliğindeki kristal dünyasına götürüp hazine odalarındaki taşlar ve altın zincirlerle hülyalı hülyalı oynadılar. Işıl ışıl derinlikte aylar geçmiş gibi geldi bana. Suyun yüzüne çıkıp da soğuktan donmuş bir halde kıyıya yüzdüğümde Pablo'nun flütünün sesi hala uzaktan uzağa duyuluyor. Gökteki ay hala tepede duruyordu. Leo'nun iki beyaz kılıç köpeğiyle oynadığını gördüm. Zeki çocuğun yüzü sevinçten parlıyordu. Longus'u fundalıkta otururken buldum. Dizlerinin üzerindeki parşömen kitaba Yunanca ve İbranice yazıyordu. Sözcüklerin harflerinden ejderhalar avanıyor, renkli yılanlar şaha kalkıyordu. Beni görmedi, dalmış. Rengarenk yılan alfabesini yazıyordu. Öne eğik omuzlarının üzerinden kitaba uzun uzun baktım. Yılan ve ejderhaların satırlardan taştığını, sağa sola kıvrandığını, gecenin karanlığında fundalıkta sessizce gözden kaybolduğunu gördüm. Longus, dedim usulca. Sevgili dostum. Beni duymadı. Dünyam onun uzağındaydı, dalıp gitmişti. Ve ay ağaçlarının biraz ötesinde Anselm dolaşıyordu. Elinde bir zambak vardı. Dalgın gözlerini çiçeğin mor çanağına dikmiş gülümsüyordu. Yolculuğumuzda daha önce de pek çok kez gözlemlediğim fakat üzerinde fazla durmadığım bir şey. Bremgarten'daki günlerde yeniden dikkatimi çekti. Tuhaftı. Biraz da acı verdi. Aramızda pek çok sanatçı, pek çok ressam, müzisyen, şair vardı. Tutkulu Grimsor aramızdaydı. Huzursuz Hugo Wolf, sessiz Loscher, parlak Brentano da. Ama bu sanatçılar ya da bunlardan bazıları çok canlı ve sevimli kişiler olsa da yarattıkları kişiler yaratıcılarından istisnasız daha canlı, daha güzel, daha neşeli denilebilir ki daha doğru, daha gerçekti. Pablo flütüyle büyüleci bir masumiyet ve yaşam sevinciyle orada otururken yaratıcısı üzerinde ayın hafif ışığı, bir gölge gibi kıyıya sıvışıyor, yalnız kalmak istiyordu. Hali sarhoş Hoffman konuklar arasında sendeleyerek dolaşıyor, çok konuşuyordu. Ufak tefek kobold gibiydi. Diğerleri gibi o da yarı gerçekti. Yalnızca yarı yarıya mevcuttu. Tümüyle elle tutulur değildi. Tümüyle gerçek değildi. Oysa arşivci Lindhorst eğlence olsun diye ejderhayı oynuyor. Bir otomobil gibi her nefeste ateş püskürtüyor, kuvvet soluyordu. Hizmetkar Leo'ya sanatçıların yarattığı imgelerin kesinlikle çok canlı olmasına rağmen kendilerinin neden bazen yarım insan gibi göründüğünü sordum. Leo bana baktı. Soruma şaşırmıştı. Sonra kucağındaki kaniş köpeğini yere bırakıp dedi ki, "Anneler de böyledir. Çocuklarını doğurup onlara sütlerini ve güzelliklerini ve güçlerini verdikten sonra kendileri görünmez olurlar. Artık kimse onları arayıp sormaz." "Ne kadar üzücü," dedim. Aslında pek de düşünmeden. "Bence diğer tüm şeylerden daha üzücü değil," dedi Leo. "Üzücü belki ama bir yandan da güzel. Yasa böyle gerektiriyor." "Yasa mı?" diye sordum merakla. "Ne yasası Leo?" "Hizmet yasası. Uzun ömürlü olmak isteyen hizmet etmek zorundadır. Fakat hükmetmek isteyen uzun ömürlü olmaz." "O zaman neden herkes hükümranlık peşinde?" "Çünkü yasayı bilmiyorlar. Hükmetmek için doğmuş olan çok az kişi vardır ve bunu neşe içinde yapar. Sağlıklarını korurlar. Diğerleri sırf ikbalperestlik yüzünden efendi olanlar ise yok olup giderler." "Nerede yok olup giderler Leo?" "Örneğin sanatoryumlarda." Pek bir şey anlamamıştım. Ama yine de sözleri belliğimde yer etti. Yüreğime de bir duygu yerleşti. Bu Leo çok şey biliyordu. Belki de bizlerden,
görünürdeki efendilerinden daha çok şey biliyordu.